Merhaba arkadaşlar, sindirim sisteminin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda yutaktan devam edeceğiz. Yutak, yemek borusu ve mide işleyeceğiz. İlk videomuzda hatırlarsanız sindirimin fiziksel ve mekanik olan kısmını işlemiştik. Ayrıca insanda sindirim sistemini şöyle bir şablon olarak göstermiştik ve ağızın yapısını incelemiştik. Gelelim şimdi yutağa. Yutak hem yemek borusuna hem de nefes borusuna bağlanan bir kısımdır arkadaşlar. Yutakta yutma sırasında soluk borusunu kapatan bir kapak bulunur. Biz bu kapağı epiglottis veya gırtlak kapağı diyoruz. Bu kapak yutma sırasında nefes borumuzu kapatarak yediğimiz yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını engeller. Eğer ki ağzımız doluyken işte gülersek, konuşursak veya ağızdan nefes alırsak bu sefer bu kapak açılacağı için yediğimiz yiyeceklerin nefes borumuza kaçma ihtimali ortaya çıkar. Bu yüzden de çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yutakta sindirim olmaz arkadaşlar. Bizim vücudumuzda sindirimin gerçekleştiği 3 yer vardır. Ağız, mide ve ince bağırsak. Geriye kalan kısımlar ya iletimde görev yapar ya da kalın bağırsak gibi bir süre dışkıyı depolar, daha sonra dışarı atar veya geri emilimde görev yapar. Ama sindirimin gerçekleştiği 3 yer var, bunu unutmuyoruz. Ağız, mide ve ince bağırsaktır. O zaman yutak için yazalım. Ne dedik? Hem yemek borusuna, hem yemek hem de nefes borusuna bağlanır. Nefes borusuna bağlanır. Yutma sırasında nefes borusunu kapatan, nefes borusunu kapatan epiglottis, yani gırtlak. Gırtlak kapağı bulunur. Arkadaşlar, dediğim gibi nefes borusunu kapatarak yediğimiz yiyeceklerin nefes borusuna kaçmasını engeller. Ayrıca ne diyoruz? Sindirim olmaz. Sindirim olmaz. Yutakla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim yemek borusuna. Şöyle 3 diyorum yemek borusu. Yemek borusu. Yemek borusu ile ilgili de şunları söyleyelim. Arkadaşlar, yutakla mide arasında bulunuyor ve iletimde görevlidir. Yemek borusunda da yine sindirim yoktur. Yaklaşık olarak ortalama 25 cm uzunluğunda bir yapıdır. Peristaltik hareketlerle, peristaltik hareket dediğimiz bir kısım kasılıyor, bir kısım gevşiyor. Yani o şekilde düşünün. Solucanın hareketi gibi düşünün. Solucanın da hareket ederken bir kısmı kasılır, bir kısmı gevşer. Bu şekilde ilerler. İşte yemek borusunda da aynı şekilde gerçekleşir. Peristaltik hareketlerle besinleri mideye taşır arkadaşlar yemek borusu. O zaman yazalım söylediklerimizi. İlk olarak şunu yazalım. Yutak ile mide arasında bulunur. Mide arasında bulunur. Daha sonra bir diğer özelliği, besinlerin peristaltik hareketlerle mideye iletilmesini sağlar. Mideye iletimini sağlar. Yine ne dedik? Sindirim olmaz arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Sindirim olmaz. Evet, yemek borusu ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim bizim dördüncü kısmımıza, yani mideye. Midenin yapısı biraz daha uzun anlatacağız. Çünkü midede hem sindirim gerçekleşiyor hem de yapısal olarak bakacağız. Şöyle 4 mide diyorum. Arkadaşlar, midenin şekline baktığımızda böyle J şekline benzeyen bir yapıdır midemiz. Hemen yapısını şöyle kısaca bir çizmek istiyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle bir yapıya sahip. Buradan sonrası zaten ince bağırsak başlıyor. Peki yapısında neler var? Arkadaşlar, midemizin şu üst kısmında, bakın
Üst kısmında yemek borusuna bağlanan bir kapak vardır. Biz bu kapağı, bunlar tek yönlü açılan kapaklardır. Bu tek yönlü açılan kapak mideye giren yemeğin tekrardan yukarıya çıkışını engeller. Bakın şöyle bir kapaktır, tek yönlü açılır. Biz bu kapağı kardiya kapağı diyoruz. Kardiya kapağı. Peki alt tarafta bulunan kapak nedir? Bu da ince bağırsağa doğru şu şekilde açılan bir kapaktır. Buna da pilor kapağı diyoruz. Pilor kapağı diyoruz arkadaşlar. Bunlar tek yönlü açılarak besinlerin geri dönmesini engeller. Hatta bu kapaklarda bozukluk olduğu zaman, mesela kardiya kapağında bir bozukluk olduğu zaman reflü hastalığı ortaya çıkıyor. Kişiler bu yüzden de işte asitli yiyeceklerden falan uzak durması gerekiyor. Zaten hastalıklar kısmında anlatacağım. Peki nasıl aklımızda tutacağız? Hangisi kardiya, hangisi pilor? Arkadaşlar, kalp hastalıkları bölümü hangi bölümdü hatırlayalım. Kardiyoloji, değil mi? Şimdi midemizin üst kapağı da bizim kalbimize yakın değil mi? Yakın. O zaman kardiya kapağı kardiyolojiden aklımıza gelecek ve midenin üst kısmında bulunan kapak olduğu aklımıza gelecek. Pilor kapağı ise zaten aşağıda bulunan kapaktır. Peki midenin dıştan içe doğru tabakalarına bakalım. Arkadaşlar, midenin en dışında bağ doku vardır. Bakın dış tarafta bağ doku. İç kısma girdiğimiz zaman düz kaslar bulunur. Düz kaslar. En iç kısımda ise mukoza tabakası vardır. Mukoza tabakası. Bu nedir? Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru arkadaşlar tabakalar. İşte bu tabakalarda neler gerçekleşiyor? Bağ doku mideyi dıştan korur. Düz kaslar enine ve çapraz olarak dizilmişlerdir ve hareket ederek besinlerin mekanik olarak parçalanmasını sağlıyor. Ayrıca ince bağırsağa doğru gidişini sağlıyor. Mukoza tabakası ise iç kısımda mukus dediğimiz bir salgı üreterek burada midede bulunan asidin midemize zarar vermesini engellemiş oluyor arkadaşlar. Peki midenin hacmine baktığımız zaman mide besinlerin geçici olarak depolandığı bir yerdir arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 litre hacme sahiptir. O zaman bu söylediğimizi yazalım. Şöyle şuraya yazalım arkadaşlar. Besinlerin geçici olarak depolandığı 1,5 litre. Yaklaşık 1,5 litredir. Tabii biz daha fazla yemek yediğimiz zaman midenin hacmi genişliyor. 1,5 litre hacme sahiptir. Hacme sahip organdır. Midemizin genel olarak hacmi bu şekilde. Peki diğer özelliklerine gelelim. Mesela midemiz nasıl çalışıyor? Arkadaşlar, midenin çalışmasını sağlayan 3 tane faktör vardır. Bunlardan bir tanesi sinirsel etki, diğeri hormonal etki, bir de mekanik etki vardır. Şimdi sinirsel etki şöyle. Besinlerin tadını aldığımızda, kokusunu aldığımızda veya görüntüsünü gördüğümüz zaman ne oluyor? O bizim sinir hücrelerimiz tarafından midemiz uyarılıyor. İşte mide o anda çalışmaya başlıyor. Bu sinirsel etkidir. Mekanik etki nasıldır? Diyelim ki besini yedik, mide duvarına gitti, temas etti. İşte bu da mekanik etkidir. Direkt olarak besin mideye temas ettiğinde mide çalışmaya başlar. Bir de hormonal etki vardır. Hormonal etki de şu. Mideden salgılanan bir hormon var. Gastrin hormonu. Bu hormon ilk önce kana salgılanıyor. Daha sonra vücudu dolaşıp tekrardan mideye geliyor ve mideyi uyarıyor arkadaşlar. Böylece midenin çalışmasını sağlıyor. Gastrin hormonu midenin içerisinde bulunmaz. Bunu kesinlikle unutmayın. Endokrin sistemi anlatırken dedim ki hormonlar kan haricinde başka bir yerde bulunmaz dedik arkadaşlar. Dolayısıyla midenin çalışmasını sağlayan bu gastrin hormonu da önce kana karışıyor. Daha sonra vücudu dolaşıp gelip tekrardan mideye gelip mideyi uyarıyor ve çalışmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim, midenin çalışmasını etkileyen faktörler diyelim. Şöyle yazalım, midenin çalışmasını sağlayan faktörler. Midenin çalışmasını sağlayan faktörler.
Birincisi ne dedik arkadaşlar? Birincisi mekanik etki diyelim. Mekanik etki neydi? Besin gidip mide duvarına çarpıyordu. Besinin mide duvarına çarpması. İkincisi neydi peki? Sinirsel etki. Sinirsel etki. Bu da besinin tadı, kokusu, görüntüsü. Tadı, kokusu, görüntüsü. Üçüncüsü de hormonal etkiydi. Onu da yazalım. 3 hormonal etki. Bu da gastrin hormonunun mideyi etkilemesi arkadaşlar. Mideden salgılanan gastrin hormonu diyelim sadece, veya gastrin hormonu ne yapıyordu? Kana karışıyordu. Daha sonra gelip kan dolaşımı dolaştıktan sonra gelip tekrardan mideyi uyarıyordu. Arkadaşlar şimdi mide öz suyunda neler var buna bakalım. Mide öz suyunun içerisinde pepsinojen dediğimiz proteinlerin sindirilmesini sağlayan bir enzim vardır. Ve enzimin sonunda jen eki varsa bu enzim aktif değildir. Yani inaktiftir. Dolayısıyla pepsinojen enzimi de inaktif bir enzimdir. Daha sonra hidroklorik asit vardır. Bu hidroklorik asit de besinlerin parçalanmasını, yani fiziksel olarak parçalanmasını sağlayan bir asittir. Hem de midemizin içerisine giren mikropların öldürülmesini sağlar. Zaten ayrıca hidroklorik asitin görevlerini göreceğiz. Az miktarda lipaz enzimi vardır. Lipaz enzimi yağların sindirilmesini sağlayan enzimdir. Ama ortam asitlik olduğu için bu enzim çalışamıyor. Bir de sütle beslenen çocuklarda LAP dediğimiz veya diğer bir ismiyle renin dediğimiz bir enzim bulunur arkadaşlar. Bu da sütle beslenen çocuklarda bulunur. Tabi süt tüketimi sürekli devam ediyorsa bu enzim eksilmez. Ama eğer süt tüketimi kesilmişse enzim artık üretilmez arkadaşlar. Şöyle yazalım o zaman şuraya. Mide öz suyunda bulunan maddeler diyelim. Neydi bunlar? Birincisi pepsinojen. Bu proteinleri sindiriyordu ve inaktifti. Yani aktif olmayan. Aktif hale gelebilmesi için pepsin haline dönüşmesi lazım. Bunu da hidroklorik asit sağlıyor. Daha sonra HCl, yani hidroklorik asit. Sonra az miktarda lipaz. Ama lipaz ortam asitik olduğu için çalışmıyordu. Parantez içerisinde çalışmaz diyelim. Bir de sütle beslenen çocuklarda. Biz çocuk diyoruz ama erişkin insanlarda da görülebilir bu enzim. Dediğim gibi sütü tüketip tüketmememize bağlıdır. Sütle beslenen çocuklarda LAP, diğer bir ismiyle renin enzimi bulunur. Bu enzim sütteki proteinin açığa çıkmasını sağlayan bir enzimdir. Mide öz suyunda da bunlar bulunuyor arkadaşlar. Peki gelelim şimdi pepsinojen için dedik ki inaktiftir, proteinlerin sindirilmesini sağlıyor. Lipaz enzimi için dedik yağları sindiriyor ama ortam asitik olduğu için çalışamıyor. LAP enzimi dedik sütteki proteini açığa çıkarıyor. Peki hidroklorik asitin görevleri ne? Hidroklorik asitin birkaç görevi var, bunlardan bahsedelim. Şöyle yazalım. Renkli bir kalemle yazalım hatta. Hidroklorik asitin, yani HCl'nin görevleri. Arkadaşlar, hidroklorik asitin ilk görevi midede asidik bir ortam oluşturmak. Oluşturduğu bu asidik ortam sayesinde mikropların öldürülmesini sağlar. O zaman şöyle diyelim. Midede asidik ortam oluşturur. Ayrıca bu oluşturduğu asidik ortam sayesinde pepsinojen enziminin de çalışmasını sağlıyor. Pepsin enzimi sadece asidik ortamda çalışan bir enzimdir. Bir diğer görevi pepsinojeni aktif hale getirmek.
Evet, şöyle yanlış yazdık. Pepsinojeni aktif hale getirir. Bir diğer görev arkadaşlar, az önce de söyledik, besinlerle gelen mikropları öldürür. Mikropları öldürür. Son olarak da mekanik sindirim yapar. Mekanik sindirim. Neydi mekanik sindirim? Besinlerin enzim kullanılmadan küçük parçalara ayrılmasıydı arkadaşlar mekanik sindirim. İşte pepsinojen de bunu, hidroklorik asit de bunu yapıyor. Mide öz suyumuz bizim asidik. Hani dedik ya hidroklorik asit var içerisinde. Fakat midemiz bu asitten zarar görmüyor. Peki nasıl zarar görmüyor? İlk önce onu yazalım. Mide öz suyu asidiktir. Mide öz suyu asidiktir. Fakat mide zarar görmez. Mide zarar görmez. Peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Tabii ki midenin bazı adaptasyonları var. Bu adaptasyonların ne olduğuna bakalım. Şöyle midenin kendini koruma adaptasyonları diyelim. Midenin kendini koruma adaptasyonları. Nedir bunlar? Arkadaşlar bunlardan birincisi pepsinojenin inaktif olarak salgılanması. Aktif olarak salgılansaydı eğer sonuçta enzim hücrenin içerisinde salgılanıyor. Hücrede de protein var. Hücrenin içerisindeki proteinleri parçalayabilir aktif olarak salgılansaydı. Dolayısıyla hücrelerin ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden de inaktif salgılanıp midenin içerisinde aktif hale geliyor ki sadece yediğimiz besinlerin proteinlerini sindirebilsin diye. O zaman yazıyoruz. Birincisi neymiş? Pepsinojenin inaktif salgılanması. İnaktif salgılanması. İkincisi arkadaşlar, pepsinojenle hidroklorik asidin farklı hücrelerden salgılanması. Diyeceksiniz ki neden? Şimdi hidroklorik asit ne yapıyordu bakın burada? Pepsinojeni aktif hale getiriyordu. Eğer aynı hücre salgılasa bu ikisini ne olacak? Anında pepsinojen aktif hale gelecek ve yine hücrenin ölümüne sebep olacak. O yüzden de ne diyoruz? Pepsinojen ve HCl'nin yani hidroklorik asitin farklı hücrelerden salgılanması. İkinci adaptasyonumuz da bu. Üçüncüsü, midenin iç yüzeyinin o mukoza tabakası dedik ya, mukusla kaplı olması. Arkadaşlar bu mukus sayesinde asit mideye zarar vermiyor. Bu yüzden de midemiz uzun yıllar boyunca işte biz ölene kadar bizimle beraber kalıyor. O zaman şöyle diyelim, midenin İç yüzeyinin mukusla kaplı olması. Bir diğer koruma adaptasyonu, midenin iç yüzeyini kaplayan epitel hücreler vardır. Bu epitel hücreleri zaten mukusla salgılıyorlar. Bu epitel hücrelerinin sık sık yenilenmesi arkadaşlar. Dolayısıyla hücreler kendini sürekli yenileyerek genç kalırlar ve zarar görmekten korunmuş olurlar. O zaman şöyle diyelim. Midenin iç yüzeyini kaplayan epitel hücrelerinin sık sık kendini yenilemesi. Bunu da nasıl yapacak? Tabii ki mitoz bölünmeyle yapacak. Daha sonra gelelim son olarak 5. adaptasyonumuza. Bu da gastrin hormonunun düzenleyici etkisi. Gastrin hormonu salgılanmazsa midemiz arkadaşlar çalışmıyor. Dolayısıyla gastrin hormonu işte midenin çalışmasını etkilediği için de bunun bir düzenleyici etkisi vardır. O zaman şöyle diyoruz. Gastrin hormonunun düzenleyici etkisi. Evet,
Bunlar bizim midemizin kendini koruma adaptasyonlarıdır. Böylece midenin yapısını da aslında bitirmiş olduk. Mide ile ilgili kısmımız bitti. Arkadaşlar, besinler midede bulamaç haline getirilir ve pilor kapısından ince bağırsağa gönderilir. İşte biz bu bulamaç haline kimus diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Besinler bulamaç haline gelince bulamaç dediğimiz kimus. Kimus haline gelince pilor kapısından ince bağırsağa geçer. Böylece bizim mide ile ilgili söyleyeceklerimiz burada bitmiş oluyor. Evet, videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Ne işledik burada? Yutak işledik, yemek borusunu işledik ve mide işledik. Mide içlerinde en önemlisidir. Kesinlikle midenin özelliklerini, bu koruma adaptasyonlarını bilmeniz gerekiyor. Sonraki videoda ince bağırsağımızı ve kalın bağırsağımızı anlatacağım. Sonra da diğer konulara, yardımcı organlara geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.